Medine'nin civarında bir ordu hazırladılar. Müslümanlar da 12 bin kişi oldu. Peygamberimiz onların bu şekildeki haberini aldı ve Mekke'ye gelen 10 bin kişiyle, yeni Müslüman olan 2 bin kişiyle 12 bin kişilik ordusuyla Mekke'den hareket etti. Havazin kabilesi de Taif'ten hareket etti. Havazin kabilesinin genç bir komutanı vardı, Malik. Bu komutan bütün orduya dedi ki, ne kadar malınız varsa, ne kadar çoluğunuz çocuğunuz varsa ev halkını ve mallarınızı orduyla birlikte getireceksiniz. Ki kaçmanızı gerektirecek bir sebep olmasın. Ordunun içinde çocuklarınız, ordunun içinde mallarınız da olunca kaçamayasınız, kaçmazsınız dedi. İlk buranı biz olacağız ve savaşı biz kazanacağız dedi. Heyecanlıydı ve Tayyip'ten hızlı bir şekilde Huneyn bölgesine geldi. Müslümanlar da Mekke'den hareket etti. Huneyn'de Havazin kabileleri erken girip mevzilendiler, gizlendiler. Tabi Müslümanlar 12 bin kişiyle yollarda. Daha önce Müslümanlar hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç bu kadar kalabalık bir orduya komutanlık yapmamıştı. Müslümanlar bu hali görünce sevindiler, gururlandılar, adeta kibirlendiler. Dediler ki, bu ordunun karşısında artık kimse duramaz. Sayıca çoğuz. Efendim, ordu donanımı açısından daha güçlüyüz. Silah açısından daha güçlüyüz. Sayıca da çoğuz. Bu ordunun karşısında durmak mümkün değil dediler. Gururlandılar. Ancak Havazin kabilesi erken saatte Huneyn vadisine geldi. Mevzilendiler. Müslümanlar da geldi Huneyn vadisine. Huneyn vadisine gece geldiklerinden Huneyn vadisinden karanlıkta ne olup bittiğini bilmiyorlardı. Sabah olduğunda savaş başladı ama Müslümanlar Havazin kabilesinin, Tevif kabilesinin tutucusuna düşmüştü. Onların oyununa gelmiş ve onlar etrafını kuşatmış Müslümanlara saldırıyorlardı. Müslümanlar ne olduğunu anlayamadı. Dört bir yandan saldırıya maruz kaldılar. Darmadağın oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta tek başına kaldı. Etrafında etten duvar vardı. Müslümanlar, sahabe-i kiram etrafını çevirmiş ve Müslümanlara toplanın, dağılmayın diye haykırıyordu. Hatta içlerindeki yeni Müslüman olan Mekkeliler artık tırsın bozuldu, büyü bozuldu. Müslümanlar dağılmaya başladı demeye başladılar. O şekilde bir hal aldı Müslümanlar. Peygamberimiz atına binmiş haykırıyordu. Ben Allah'ın Resulüyüm. Toplanın Müslümanlar. Zafer bizim olacaktır. Rabbim bize yardım edecektir diye Müslümanlara haykırıyordu. Ve gür sesli sahabiler de bunu tekrar ediyordu. Müslümanlar yeniden toparlandılar. Yeniden birlik oldular. Ve orada ayeti kerime nazil oldu. La hayre fi kesirin. Çoklukta hayır yoktur. Ey Müslümanlar, sayınızın çok olmasında, malınızın, mülkünüzün, silahınızın çok olmasında hayır yoktur. Hayır nedir? Hayır kalbinizdeki imandadır. Allah'a ve Resulüne itaattedir. Asıl olan budur. Güç budur. Güç tankınız, topunuz, sayınız değildir. Güç kalbinizdeki imanda ve Allah'a ve Resulüne olan itaatinizdedir. Sahabe-i kiram dahi olsa, aralarında Allah'ın Resulü dahi olsa, Resulullah'a itaat etmedikçe, Allah'a güvenmedikçe Cenab-ı Mevla zafer nasip etmiyor. Ve Müslümanlar yeniden toparlanıyor, yeniden birlik oluyor, yeniden birlik oluyor, Resulullah'ın etrafında toplanıyorlar, yeniden saldırıyorlar ve Havazin kabilesini darmadağın ediyorlar. Kaçışmaya başlıyor kabile. Askerler dağılıyor, kaçışıyor. Müslümanlar bütün çoluk çocuk kadın kızlarını esir alıyor. Bütün mallarını esir alıyorlar. Topluyorlar ve bu mevkiye getiriyorlar. Buralara koyuyorlar. Peygamberimiz ne esirleri ne de malları dağıtmıyor. Ganimetleri kimseye vermiyor. Bir hafta bekliyor. Niçin? Çünkü bir hatır var. Peygamberimize Havazin kabilesi dadılık yaptı. Peygamberimizin çocukluğu, bebekliği orada geçti. Süt annesi oralıydı. Tefif oğullarındandı. Taif civarındaydı. Onların hatırı var. Ve Müslümanlar da güçlü. Onların Müslüman olmasını biliyordu Peygamberimiz.
10 gün bekledi, ancak Havazin kabilesinden kimse gelmedi. Sahabe-i kiramın arasında da dedikodular başladı. Peygamber niçin malları ganimetlere dağıtmıyor demeye başladılar. Bunun üzerine Peygamberimiz ganimetlere dağıttı. Hatta bazı rivayetlerde esirleri dağıttığı da söyleniyor. Tabi ganimetleri özellikle yeni Müslüman olmuş Mekkelilere daha çok verdim. Mesela Ebu Sufyan bir vadideki develere baktı. Ya Resulallah dedi, bu develer ne kadar güzel, ne kadar besili, ne kadar iri. Peygamberimizi çok mu sevdin, çok mu beğendin dedi. Evet ya Resulallah, çok beğendim. Öyleyse bu vadideki develerin tamamı senin olsun dedi. Ona o şekilde verdim. Diğer bir Mekkeliye bir başka vadideki koyunları verdim. Dağıtıyordu Mekkelilere, ancak Medinelilere bir şey vermiyordu. Mekkelilerin kalbi İslam'a ısınsın, İslam'ı sevsin, Müslümanlığı kuvvetlensin diye Peygamberimiz onlara kepçeyle, tabiri caizse kepçeyle veriyor, bol bol veriyor, çok çok veriyordu. Medineliler heyecanlandı, üzüldü. Hatta aralarında konuşmaya başladılar. Ya dediler, Resulullah acaba kendi hemşerilerle Müslüman olunca bizi unuttu mu dediler. Enes bin Malik vardı, Peygamberimizin hizmetçisi. Siz ne söylüyorsunuz dedi. Vallahi bu söylediğinizi Resulullah'a ulaştıracağım dedi. Bunu siz Resulullah'a nasıl uygun görebilirsiniz? Bunu Resulullah'a söyleyeceğim dedi ve geldi Peygamberimize söyledi. Peygamberimiz üzüldü. Dedi ki, bütün Medineliler gelsin. Ne kadar Ensar varsa şurada toplansın. Muhacir gelmesin. Ensarlar gelsin, Ensar gelsin dedi. Ensar'ı bu bölgede, belki burada, belki şurada topladı. Ve onlara bir konuşma yaptı. Dedi ki, ey Ensar, vallahi bütün insanlık bir tarafta toplansa, Ensar başka bir yerde toplansa, Ensar'ın toplandığı yere giderim. Vallahi bir bütün insanlık bir tarafa gitse, Ensar başka tarafa gitse, Ensar'ın yanında giderim. Dün ben vatansız kaldım, yersiz yurtsuz kaldım. Siz bana sahip çıktınız, vatan verdiniz, yanımda durdunuz, beni korudunuz, muhafaza ettiniz. Bugün bunu söyleyebilirsiniz ve haklısınız da. Ancak Allah-u Teala benim sayeme size birlik verdi. Birlik verdi, sizi güçlü kıldı, sizi Medine'ye hakim kıldı. Bu da size Allah'ın lütfudur dedi. Ey Medineliler, yarın Mekkeliler koyunlarıyla, develeriyle evlerine dönecekler. Siz de Allah'ın Resulü ile döneceksiniz. Sizin yanınızda Allah'ın Resulü olacak. Yarın Medine'ye benimle döneceksiniz. Sizin payınıza Allah'ın Resulü düştü. Yetmez mi? Dedi Peygamberimiz. Her